Semih'in geleceğini nerede? Yani uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Çünkü bana göre son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez. Teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de ki muhtemelen tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Sayın Montella da kadroya davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda da mutlaka forma giyerse ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olur inşallah. Amartey'nin 6 numara oynadığını biliyoruz. Daha önce de biliyorsunuz Hatay maçında oynattık. O gün de çok iyi oynamıştı. Kopenhag'da da gelmeden önce o mevkide çok başarılı Kiatiba oynuyordu onun öncesinde de. Ondan sonra sakatlığına kadar çok iyi bir 6 numara performansı vardı. Sakatlıktan sonra biraz ağırlaştı diye stopere çektiler ama Amartey bugün de gördüğünüz gibi iyi bir ön libero olabiliyor istediği zaman. Sayın Uçak, transferde hep gelecek isimleri konuşuyoruz ama Süper Lig kulüplerinin özellikle bazı yerli futbolcular için ilgisi olduğu yazılıyor Beşiktaş'ta. Bir ayrılık olması ihtimali var mı acaba? Kadro içerisinde bir yol ayrılığı durumu kalan günlerde Beşiktaş'ta gerçekleşebilir mi? Yoksa kadroyu korumak hedefi mi? Şu anda hocamızla o konuya girmedik. Hocamızın beklentisi oyuncu alımı. Oyuncu satışı ile ilgili hocadan böyle bir şey gelmedi. Tabii ki kadromuzda ayrılan bazı genç oyuncularımız var performansıyla alakalı ama esas kadrodan ilk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olacağını düşünmüyorum. Bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. Ama Eczacıbaşı kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.